Merhaba Şehzade. Merhaba. Adresin için dosyana bakmak zorunda kaldım. Telefonun kapalıydı sanırım. Evet. Eve gelince kapatmıştım. Bu saatte rahatsız etmiyorum inşallah. Belek Tatil Köyü projesinin bir kopyasını rica edecektim. Eğer mümkünse. Tabii. Ama zahmet etmişsiniz buraya kadar Onur Bey. Ben zaten sabah erkenden masanızı bırakacaktım. Ben gece çalışmayı severim. Zamanı değerlendirmeli. Anne beğenim geldi. Nasıl isterseniz. Hemen kopyalıyorum. Merhaba Kaan. Merhaba. Hatırladın mı beni? Hı? Hani annen tanıştırmıştı bizi sinemada. Hatırladım. Çok tatlı bir çocuk. Teşekkür ederim. Buyurmaz mısınız? CD'yi kopyalamak biraz zaman alır. Ben rahatsız etmeyeyim şimdi sizi. Rica ederim, buyurun. Ben şimdi CD'yi hazırlarım. Acelesi yok. Ben beklerim. Hoş gelmişsiniz. Merhaba, hoş bulduk. Tanıştırayım. Mihriban abla. Kaan'ın ikinci annesi. Donörü yani. Kaan'a Mihriban abla ilik verdi. Öyle mi? Hı hı. Onur Bey. Binyapı Holding'in yönetim kurulu başkanı. Hı hı. Çok memnun olmuşum. Ben de. Kaan. Ne var ne yok? Hı? Cevap ver görüm. Yaşayan. Ama sen benim kimi danışma. Siz de iyi yem değiller. Bir kahve içersiniz. Zahmet olmasın. O nice sözde. Sen Azerice biliyor musun Kaan? Mihriban ablam mı öğretti? Yaşlı diyor. İyi demek. Öyle mi? Sen de çok yaşlısın ama. Buyurun. Hazır CD'niz. Çok teşekkür ederim. Zahmet oldu. Rica ederim. Eşin mi? Eşim. Özür dilerim. Bu saatte rahatsız ettiğim için. Rica ederim. İyi geceler. İyi geceler.
Kahve. Kaan, hadi artık oğlum yatağa. Ya biraz daha oynayacağım. Kaan, yatağa dedim, hadi. Gel bala kuşum, biz günler efendim. Sağ ol. Günaydın. Günaydın efendim. Günaydın. Günaydın Onur Bey. Günaydın Onur Bey. Günaydın Nurayet Hanım. Kerem Bey geldi mi? Geldi efendim. Şehrazat Hanım'la odasında çalışıyor. Öyle mi? Evet. Yönetim kurulu toplantısı öğleden sonra saat 2'de Onur Bey. Tamam. Girin. Kerem Bey. Merhaba, buyurun. Müsaitseniz sizinle bir şey konuşabilir miyim? Tabii, otursanıza. Yok, oturmayayım. Ben Saraybosna Kayak Merkezi projesinden affınızı rica ediyorum. Nedenini öğrenebilir miyim? Çünkü Belek Tatil Köyü projesi üzerine çalışıyorum ve bu umduğumdan çok daha fazla zamanımı alıyor. Ama Saraybosna için acelemiz yok. Biliyorum. Ama Bennu'nun bu konuda size daha fazla yararlı olacağını düşünüyorum. Hem kayak merkezi konusunda daha deneyimli. Almata projesini de bitirdi. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Sahil yolundan mı gideyim Onur Bey? Uzun sürer mi? İyi akşamlar Onur Bey. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Merhaba.
Hoş geldiniz efendim. Masanız hazır. Buyurun. Sağ ol. Geçsene. Ne oluyor? Gidiyorum. Şehrazat, lütfen. Lütfen. Hayır. Bana yalan söylediniz. Bana iş yemeği dediniz. Evet, yalan söyledim. Seni başka türlü gelmeye ikna edemezdim çünkü. Lütfen. Hayır, bırakın beni. Sana söylemek istediğim şeyler var. Lütfen dinle. Lütfen, ne olur. Efendim, şarap ne arzu edersiniz? Su. Su. Baş üstüne. Dostum, kadınlara inanma diyen Şah Şehriyar'ın hikayesini sen benden daha iyi bilirsin. Şehrazat Şah Şehriyar'a binbir gece masal anlatır. Binbir gecenin sonunda sadece kendi hayatını değil, bütün kadınların hayatını kurtarır. Biz seninle bir gece geçirdik. Ama o gece seni tanıdıktan sonra benim için binbir geceden daha uzun oldu. Şehrazat, biliyorum. Binbir gece boyunca ayaklarına da kapansam, beni affet diye de yalvarsam yine de günahımı ödeyemem. Her gece kendi kendime kaldığımda bir tek şey düşünüyorum. Senin zihninden o siyah geceyi silebilmeyi. Benimle evlenir misin? Lütfen hemen cevap verme. Lütfen. Hayır dersin diye çok korkuyorum. Senden duymak istediğim cevabı sabırla beklerim. Yeter ki bir gün bana evet de. Binbir gece beklerim. Çünkü seni seviyorum. Bu
iki kelimeyi hayatımda ilk kez yüreğime tutuşturan bir ateşle söylüyorum. Seni seviyorum çünkü sen benliğime sızdın. Artık baktığım her yerde, aldığım her nefeste varlığını hissediyorum. Hadi yatalım artık. Hadi yat. Al. Bunu al. Armağan edebileceğimi çok düşündüm. Hiçbir değerli taş duygularımı anlatmaya yetmez. Hiçbir güzel söz sana verdiğim acının azabını nasıl çektiğimi, bendeki ıstırabını, seni nasıl sevdiğimi anlatmaya yetmiyor. Sen dünyanın bütün değerlerine layıksın. Hepsini. Şu anda ben sana ancak çocukluğumu armağan edebilirim. Benim en sevdiğim oyuncağımdı. Bütün çocukluğum bununla geçti. Bunu lütfen Kaan'a götür. Teşekkür ederim. Ama henüz zamanı değil. Sen benim ruhumun kıyıcı düşüncesi oldun. Senin güzelliklerini görmekle aşk doğrudan yüreğime girdi. Ve onu boyaların en solmazı olan kırmızının en koyu rengiyle boyadı. Ve ateşi ciğerimi çılgınca yakıp tüketti. Sana tüm varlığımı ve ruhumu vermek isterdim. Ve de bana, benim için uykularını feda eder miydin ey şah diye sorarsam, evet, kuşkusuz. Hatta gözlerimi bile senin için feda ederdim ey Şehrazat, yanıtını verirdim.